kaç. Personel manevra ellerine. Personel manevra ellerine. Tamam. Askıyı alıp kuyuya iniyoruz. Yani buradan o şu gördüğümüz boruları buradan evet, evet, oraya evet, boruları ama kaç tane boru var? Şu anda tabana inmek için 40 boru lazım. Ben, şu anda kesi yaptığımız kablo sondajımıza devam ediyoruz. Bu iş sürekli devam eden bir şey değil. Biz sondajı bekliyoruz kesi için. O yüzden şu anda ara verdik bunu. Ama şeyimiz devam ediyor. İşimiz devam ediyor. Nerede birbirine akıntı oluyor? Nerede bizim rehber? Şu uçları mı birbirine bağlıyorsunuz? İşte geliyor. İndireceğiz. Daha sonra biz zaten biyokumuz tabanda olacak. Direkt gemiyi kaydırıp üstüne getirip biyokumuzu bağlayacağız ve yüzeyle iletişim sağlamış olacak. Böylece daha derinlere gitmek için. Şu anda burada sondajımızda da ülke arkadaş sondajı idare ediyor şu anda. Maktabı idare ediyor. Diğer... Şu anda bunu sondaj olarak şu anda buradayız. Geminin pozisyonu otomatik olarak DP cihazıyla 5 metre ve santim hesap yaparak koruyoruz. Yani rüzgarı provadan almak istiyoruz. Karşıda gördüğümüz kayalar şey mi? Karpazın burnunun, değil mi? Evet, burnun olduğu yer. Çok yakınız değil mi sen? Evet, şu an yakınız. 19 kilo. Evet, şuradan açık aşağı gidebiliriz gibi yani. Bunun hakkında kalabiliriz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı ile birlikte Yavuz gemisini ziyaret etmiş bulunuyoruz. Gerçekten bu bizim için fevkalade önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı duruşu ve kararlılığı Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından böyle bir olayı izleyebilmek ve yerinde incelemelerinde bulunmak bizim için çok önemli bir gelişme olmuştur. Bir kere bütün ilgililere teşekkür etmek istiyoruz. Mürettebata bu önemli gemide mühendislerimize ve gaz veya petrol bulma çalışmaları içerisinde yaptıkları önemli çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik etmek istiyoruz. Türk hükümetine bir kez daha teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Çünkü Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından bu zenginliklerde Kıbrıs Türklerinin de haklarını savunabilmek ve başarılı çalışmalar içerisinde bulunmak için oldukça yüksek maliyetli böyle çalışmaların sürdürülebilmesi kolay bir olay değildir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Yavuz sondaj gemimiz filomuza en son katılan gemilerimizden bir tanesi. Fatih sondaj gemisi adanın batısında çalışmalarına devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi de Karpaz 1 kuyusu sondajında çalışmalarına aynı şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle 1710 metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak.
Öyle ümit ediyoruz ki inşallah hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız. Bizim bildiğiniz gibi sloganımız var. Varsa bulacağız. Eğer bu noktada varsa bunu da en kısa sürede keşfini gerçekleştirmiş olacağız. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına adanın güneyinde devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde ikinci sismik gemimiz MT Avruç Reis gemisini de Akdeniz'e göndereceğiz. Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle Akdeniz'de bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız. Bildiğiniz gibi biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu, Kıbrıs Rum yönetiminin oldu bittiye getirerek tek taraflı ilan ettiği hukuksuz yetki alanlarını tanımadığımızı ifade etmiştik. Geçtiğimiz ay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti adanın hidrokarbon doğal kaynaklarının ortak bir komite kurmak suretiyle birlikte değerlendirilmesini ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde adil bir şekilde bu kaynakların paylaşılmasına ilişkin teklifini sunmuştu. Biz de bu teklifi desteklediğimizi hükümet olarak ifade etmiştik. Ancak maalesef Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi reddetti. Öyle ümit ediyoruz ki yeniden değerlendirmek suretiyle bu ciddi teklifi sonuç almak üzere tarafların bir araya gelmesinin her iki tarafında menfaatine olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Garantör ülkeler olarak gerektiğinde bu toplantılara destek vermeye hazır olduğumuzu da bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. İnşallah buradan yakın bir süre içerisinde müjdeli haberler veririz.